Lozlu bunları yazdım ama ben mesela 10 sene önce de yolsuzluk olaylarını yazdım. Türkiye'de o zaman hiç kimse yazamıyordu. Ölüm tehditleri aldım bakın. Ölüm tehditleri aldım. 10 sene önce. 10 sene önce. Pardon 10 sene 12 sene önce, 13 sene önce. 98'den 2001'e kadar. Ve o yolsuzluk haberlerini yaptıktan sonra mesela bir kaçak et olayını yaptım ve kaçak et olayından sonra ölüm tehditleri hat safhaya ulaştı. Bir gün cep telefonları o zaman yeni çıkmış ve cep telefonundan arandım. Ankara'ya Karayolu'ya gitme, öldürüleceksin dediler. Bana ve kapattılar. Daha sonra o telefonu açan açan kişiyle iki sene sonra buluştum. Tesadüfen buluştum. Bir emekli istihbarat e, daire başkanı vardı. E, Bülent Orakoyla bir röportaj yaparken yanması da olan birisiydi ve geldi kendisi bana söyledi. O ben telefonu açan beni, kişinin, evet, o telefonu açan kişinin bakın Orada tehdit almamın temel bir sebebi vardı. Hindistan'dan ve yurt dışından getirilen kaçak etlerin orduya satıldığını öğrendik. Peki bunu nasıl öğrendik? Ben bir yere kadar gittim. 28 firma kaçak et yapıyor, ortaya çıkarttım ama bir kapı var onu aşamadım. Gerçekten aşamadım. Sonra Saadettin Tantan bufalo operasyonunu yaptı. Bu haberden sonra. O zaman İçişleri Bakanı'ydı Saadettin Tantan. Ve şunu gördük. İsrail'in kara parasının aklandığını gördük. Allah Allah. Tabii. Ve İsrail'in kara parasını aklayan kişi İran'a kaçtı. Sonra bir Türkiye'ye daha geldi. Bir bakanın ortaklık kurdu falan. Yine bir yolsuzluğa adı karıştı ve gitti. Hilmi Özkök o şeyi e, et kaçakçılıkla kaçakçılığı ile soruşturmayı derinleştirdi ordu içerisinde. Ve bazı kişiler de ceza aldılar. Hastalıklı et işte 10 kat fazlayla alınıyor falan. Böyle bir düzen kurmuş. Ve ben o düzene çomak sokmuşum. Akaryaksız kaçakçılığını ilk yazan benim ilk yazan bakın işte mecliste bir komisyon kuruldu. O haberlerden sonra kuruldu. Ben işte Amerika gittiğim dönemde kuruldu ama ben Amerika gitmeden önce yazmıştım. Geçmişte de böyleydim bakın gerçekten hani geçmişte de ben yani yaptığım haberler benzer haberlerdi. Tercih mi yani bu tip haberler yaptım ve bu tip haberleri yapmaktan zevk aldım. Bu iki tane haberden aslında iki örnek söylediğiniz kaçakçılık, et kaçakçılığı ve e, akaryakıt kaçakçılığı ile alakalı aslında bir anlamda da, da e, devleti elini kolaylaştırdınız. Tabii tabii. Yani, Mecliste araştırma soruşturma raporu e, komisyon kuruldu ama sonuçta bir şey çıkmadı. Maalesef bir şey çıkmadı. Yani çünkü bakın mesela Jandarma Genel Komutanlığı ara şeyi araştırdı. Akaret kaçakçının ilk yazdıktan sonra ve benim bilgime başvurdular. Hani diyorlar ya askeri nereden tanıyorsun? Askeri böyle tanıyorum. Ta geçmişten beri tanıyorum askeri. Yani daha dün yani 2007'de tarafa girerek askeri tanımadım yani. O dönem bir başbakanın kardeşine ulaştı o soruşturma ve kapattılar kulaklarımla duyduğum şeydir jandarma yani o soruşturma yapan kişi maalesef emir geldi bir başbakanın kardeşini içeri alamayız dediler. Sene kaç? 2000. 2000 yılında oldu bu olay. Ve alamadılar o başbakanın kardeşini içeri. Bire 40 kazanıyorlardı. Bakın bire 40. Türkiye'de hiç kimse bire 40 para kazanamaz ama devleti öyle soyuyorlardı. Mümkün değil. Ya işte mümkün değil ama böyle işte soyuyorlar da vergisiz şusuz busuz sokup 1'e 40 falan para kazanıyorlardı ve e, yani tercihim ya, o bu haberleri evet. yapmaktan zevk alıyorum yani hani mutlu oluyorum. yani <laughs> çünkü şu an vicdanen bakım, Ben yani. vicdanen rahatım. Ha sıkıntılı mıyım? Sıkıntılı. Bakın yine biraz önce başta dediğim gibi ya dışarıdan biri olsam gerçekten Mehmet Baran olmak istemem. Çok kolay bir hayatım yok onu söyleyeyim. Para yaslanmış değil. İktidardan nemalanan biri değilim. <laughs> yani işte bak, TRT'ye bakıyorum herkes program yapıyor. Spor programı, bütün spor programı yapıyor neredeyse. Bütün şaibeli insanlar ekrandalar. Bütün bilmem neler. TRT mesela bana kapalı. Ben giremiyorum TRT'ye. Bakın abi yani bağlantı bile yapmaktan çekiniyorlar. Atıyorum. Birçok pro, televizyon programında program yapamıyorum. Yani ki çok ki bir da sürü arkadaşınız değil. var orada yani. E, tabii tabii sadece bir TRT'de ye birçok yerde var. Beraber çalıştınız yıllar önce bir tabii, sürü tabii, arkadaşınız ...birçok insan var ama hani... ...bu böyle hani... Yani ...bazen böyle dışarıdan çok... ...yani... ...konuşulmak ya da böyle bir ismin... ...çok gündemde olması falan... ...insanların hoşuna gidiyor olabilir... ...ya da genç gazetecilerin de bazı gazetecilerin... ...çok da kolay bir hayatım yok... Yani ...tehdit alıyorum, korumayla geziyorum... ...sanatim belli değil... ...devletin bütün kurumları bana düşman... ...hani diyorlar Mehmet Baransu düşman... Hayır Mehmet Baransu değil... Devleti ...devletin bütün kurumları hemen hemen bana düşman... ...hemen hemen bakın ben size söyleyeyim... ...çünkü bazen mesela gidiyorum... Ya işte sen işte pimi çekilmiş el bombasısın ne yapacağın belli olmuyor diyorlar. Evet Öyle öyleyim. Misin? Evet aynen öyleyim. Şu açıdan öyleyim. Cumhurbaşkanı hukuksuzluk yapsın hiç umurumda değil yazarım. Başbakan hukuksuzluk yapsın yazarım. Genelkurmay başkanı yapsın yazarım. Hiç de umurumda olmaz. Hiç de bakın umurumda olmaz. Siz gazeteciyseniz yapmak zorundasınız. Ama bugün bakıyorum işte işte yandaş. Çok haz etmiyorum ama Ama evet yandaş medya var. Maalesef yandaş medya var. Hiçbir şeyi konuşmayan, hiçbir şeyi tartışmayan. Sadece da 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 bağıran, çağıran bir medya var. Bunun bir de tam karşısında işte candaş denilen bir başka bir medya var. Ve hepsinin sınırları belli, yazabilecekleri yer belli ve onun dışına çıkmıyorlar. Hiç kimse kendi mahallesini kötülemiyor. Hiç kimse kendi mahallesiyle ilgili bir eleştiri yapmıyor. Bugün Başbakan Uludere diye bir skandal var. Yani hangi gazetede gördünüz iktidara yakın bütün gazeteleri kastediyorum eleştiri yapan var mı? Yok. Ama işte birisi çıkmış işte garip garip benimle ilgili başkalarıyla ilgili yazılar yazıyorlar. Ve bunlar köşe yazarlar. Fasulye masulye gibi böyle garip garip bilmem ne ki, cümlelerin kullanıldığı bir köşe yazısı tipolojisi var yani. Ya da bağıran işte aşağılıksın bilmem nesin diyen bir e, yeni bir hani gazeteci de değil ama yeni bir tür türedi. Daha düne kadar atıyorum işte karşı medya hürriyete sabaha göz kırpan bir insan bir, bir hanımefendi işte akşam gazetesinde çalışıyor. E bugün iktidarın yanında ve çok da kötü bir tarz benimsedi. İşte kavgayla bilmem polemikte şununla bununla bir program yapılıyor Türkiye'de. Böyle bir işte bir garip bir şey var yani böyle bir garip bir durum var. O açıdan hani ha onlar gibi olmaktansa ölmeyi tercih ederim onu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın onlar gibi olmaktansa gerçekten ölmeyi tercih ederim. İnsanın bir duruşu olmalı bir durduğu yer olmalı ve bir ilkesi olmalı o ilke çerçevesinde eleştiri yapmalı. Bir gazetecinin partisi olmaz. Bir gazetecinin başbakanı olmaz. Bir gazetecinin ana muhalefet bilmem nesi olmaz. Bir gazetecinin bilmem askeri olmaz. Olmaz yani. Gazetecinin hakikati vardır, gerçeği olmaz vardır. Mı? Olmamalı, Olmamalı mı? Olmamalı yani. Ama Türkiye'de maalesef durum böyle değil. Gerçekten durum böyle değil. ha Benim tipimdeki gazeteci alışkın değiller. Bizim gazete tipindeki gazeteyle, taraf gazetesi tipindeki bir gazeteyle de alışkın değiller. Ama ben böyle baktığım zaman böyle sizin tipinizi çok da böyle... Ee, sizin tipiniz çok farklı yani. Ha yok böyle gerçekten şey, böyle bir gazetecilik yok. Yani, yani bakın mesela işte e bir gün gazete işte iktidar bir şey yapıyor eğer gerçekten güzel bir şey yapıyorsa övüyoruz ama tam tersine çok ağır eleştiri yapıyoruz. Ama bunun karşılığında çok daha ağır yaptırımlar alıyoruz iktidardan, askerden hakeza aynen, e, devletin diğer kurumlarından hakeza aynen aynı şeyleri yapıyoruz, alıyoruz ama ve ayakta durmaya çalışıyoruz. E, hem gazetem hem kendim şahsım adına da söylüyorum. Yani ayakta durmaya çalışan bir şeyiz. Yani ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu mücadeleyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve maalesef hani şöyle bir duruma geldi Türkiye. Bir mücadele. Yani gazeteci diyor ki biz bir mücadele ediyoruz. Aslında gazetecinin görevi değil mücadele etmek. Ama Türkiye o noktada maalesef mücadele ediyoruz şu anda. Gerçeklerle mücadele ediyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla mücadele ediyoruz. Bakın işte şeyde mesela kemikler fışkırıyor ya Güneydoğu'da. İnsanlar elbiseleriyle gömüldü ya işte karakolda şey yapıldı toprak kazındı. Damatlıklarıyla gömülen insanlar çıktı. Medyada gördünüz mü bunların hikayesini? Kim yazdı? Kim öldürdü bunları? Herkes bir şeyi kapatmış. Uludere'de 34 tane insan öldü. Kim yazdı bunu? Peki oraya gelmeden önce yani o kadar kemikler çıkıyor insan bu kemikler insanlara ait ve insanlar burada kendilerinin isteği dışında hayatlarını kaybetmiş. Yani bir normal bir tecelli değil yani. Tabii. Öldürülmüş vesaire. bunun devletin bunu üstüne gitmiş olması biraz daha bu kazıları değil, derinleştirmesi, kazı alanlarını farklı yerlere taşıması doğru bir yöntem değil mi? Çok doğru bir şey. 3 sene önce bir karakolda altı tane köylünün öldürüldüğünü Krokisine varıncaya kadar yazdım. Ve ismi gizli yani ismini açıklanmayan bir kişiye söyledi. Daha sonra başka bir asker daha buldum o da aynı şeyleri anlattı. Ve bu iki isim gittiler isim hayatları pahasına isimlerini savcıya açıkladılar. Ve o karakol 3 yıl kazılmadı. Karakolun içine mi gömmüşler? Evet 3 yıl kazılmadı. <laughs> Bundan bir ay 20 gün önce kazıldı. Ve gittikleri zaman o krokinin olduğu yerin kazıldığını tespit ettiler. Daha önce kazılmış. Evet. Yani 3 yılda kazmazsanız. Deliler yok edilmiş öyle evet. mi? Evet. Şimdi ben de burada iktidara sesleniyorum. Ne oldu? Adalet Bakanı var mı bu ülkenin? Var. Ve yazdım ben oraya. Niye o savcıyla ilgili gerekli işlemi yapmadılar? Niye bu olayı takip etmediler? Başka bir şey daha söyleyeyim. 34 tane insan öldü işte Uludere'de. Kaç ay geçti? Bir aydan fazla. Nerede rapor? Nerede görüntüler? Niye iktidar bir açıklama yapmıyor? Çok mu zor? Bir saatte bulurum ben olayın faillerini. Bir saatte bulurum. Kimse bana hikaye anlatmasın. Ne iktidar, ne cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne içişleri bakanı, ne savunma bakanı. Kimse. Hiç